Merhaba arkadaşlar. Bugün Kanguru Matematik Yarışması'nın geçmiş yıllardaki yani 2018 yılındaki sınavının soru ve çözümlerini göreceğiz. İlk sorumuza başlayalım. Burada arkadaşlar 30 soru soruluyor. 10 tane 3 puanlık, 10 tane 4 puanlık ve 10 tane 5 puanlık sorular var. Her soruda 5 tane şık var. Genellikle mantıksal sorulardır. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi ailemdeki her çocuğun en az 2 erkek kardeşi ve en az 1 kız kardeşi vardır. Buna göre ailemdeki çocuk sayısı en az kaç olabilir diye sormuş. Şimdi öncelikle arkadaşlar şurada ailemdeki her çocuğun en az 2 erkek kardeşi diyen kişiyi arkadaşlar erkek dersek. Şimdi burada kendisinin 2 tane erkek kardeşi olacaktır. Şu şekilde şunlara erkek diyelim. Burada 2 tane erkek yazdık. Çünkü her erkeğin 2 tane erkek kardeşi olacağına göre demek ki 3 tane erkek olmak zorundadır. Ve demiş ki en az bir kız kardeşi vardır. Her çocuğun en az bir kız kardeşi varmış. O zaman bir tane kız yazarsak şuraya. Aynı şekilde herkesin bir kız kardeşi olacağına göre bir kızın da bir kız kardeşi olacaktır. Demek ki burada en az 2 tane kız olması gerekiyor. Demek ki burada en az 5 çocuk olabilir. Bir de bunu söyleyenin kız olduğunu varsayarak düşünelim. Bir tane kız alırsak. Şimdi demiş ki herkesin en az 2 tane erkek kardeşi vardır. Şimdi burada 2 tane erkek alalım. 2 tane erkek aldığımız zaman kızın 2 tane erkek kardeşi oluyor. Evet. Ama bir erkeğin 2 tane erkek kardeşi olacağına göre demek ki bir tane daha erkek lazım. O zaman 3 erkek yaptık. Ve bir tane kız var. Herkesin en az bir kız kardeşi olmuş olur. Ancak kızın da bir kız kardeşi olacağına göre demek ki bir tane daha kız almamız gerekiyor. Yani ilk şekilde aynı. Burada yine en az 5 çocuk olması gerekiyor diyebiliriz. Yani cevabımız C. Diğer sorumuz. Şekildeki halkaların bazıları okla gösterilen kırmızı halka da dahil olmak üzere bir zincir oluşturuyor. Buna göre aşağıdaki şekilde oluşabilecek en uzun zincirde kaç halka vardır diye sormuş. Şimdi bu soruda biraz görsel ayrıntı verilmiş. Dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi iki tane halkanın birbirine bağlanabilmiş olması için arkadaşlar şöyle olması gerekiyor. Halkaların iç içe geçmiş olması gerekiyor. Ve iç içe geçmek şu anlama gelir. Biri üstte, biri altta olmak zorunda. Yani biri şunun üstünden geçecektir. Diğerinde kırmızı görünecektir. Şu şekilde geçmiş, birbiriyle iç içe geçmiş iki zincir olarak düşünebiliriz. Şimdi şekle baktığımız zaman şurada kırmızının sağ tarafındaki halkaya baktığımız zaman burada iki ucumuzda kırmızı. Yani bizim burada düşünmemiz gereken şey aslında şudur. Burada iki halka eğer birbirine bağlandığı zaman biri altta biri üstte kalmıyorsa bunlar bağlanmamış demektir. Yani şu şekilde birinin altta birinin üstte şöyle ikisi de aynı şekilde üst üste veya alt alta gelmişse biri kırmızı bir siyah görünmesi gerekiyor. Burada ikisi kırmızı. Demek ki bunlar üst üste binmiş. Yani bunlar birbirine bağlı halkalar değildir. İkisi kırmızı burada. O zaman burada bir bağlantı olmadığı için şunu atıyoruz. Burada bir işimiz yok. Aynı şekilde en soldaki halkaya bakacak olursak burada da bunun yanındaki yani şu halkaya baktığımız zaman bu halka yine diğeriyle bağlanamamış. Çünkü üstte kalmış. Diğeri de altta. Yani bunlar üst üste duran iki tane halka sadece. Birbirine bağlanması için birinin alttan birinin üstten geçmesi gerekiyordu. O yüzden bunu da siliyoruz. Diğerlerine bakıyorum. Burada bir kırmızı, bir siyah. Bakın şurada bir kırmızı, bir siyah. Bir kırmızı, bir siyah. Bir üstten geçmiş, alttan geçmiş, üstten geçmiş, alttan geçmiş. Demek ki izleyeceğim yol şu olacaktır. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 5 halka varmış. Cevabımız Bursa. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. İki üçgenin kenar uzunlukları 5 ve 2 imiş. Üçüncü kenarın uzunluğu bir tek tam sayı olduğu bilindiğine göre üçüncü kenar uzunluğu kaçtır diye sormuş. Şimdi burada o zaman şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bir tane üçgenimiz var elimizde. ABC diye adlandıralım. ABC üçgenimizin bir kenarı 5'miş, diğer kenarı 2'ymiş. Şuraya da x diyelim. Bize sorulan bunun kaç olduğudur. Şimdi burada bizden istediği şey tek tam sayı. Eğer bir üçgende iki kenar biliniyorsa diğer kenarı bulmak için üçgen eşitsizliği kullanırız. Neydi üçgen eşitsizliği? Üçgen eşitsizliği. Şöyle bir örnek gösterelim.
Üçgen eşitsizliğinde bir tane kenar, yani z kenarı diyelim ki bilmiyoruz. Z'yi arkadaşlar ortaya yazarız. Bu tarafa diğer iki kenarın toplamı, diğer tarafa da diğer kenarların farkının mutlak değeri yazarız. O zaman burada bu kuralı kullanacak olursak x'i bulmak istiyoruz. Demek ki bu tarafa 2 ile 5'in toplamını, buraya da 5 eksi 2 yazmamız gerekiyor. Burada x'in aralığı 3 ile 7 arasında olacaktır. Yani x'in değerleri 4, 5 ve 6'dır. Bizden istenen bir tek tam sayı olması, o zaman bunu sağlayan 5 olduğuna göre cevabımız 5'tir. Diğer bir sorumuz. Şekil 1'de yerde uyuyan kedinin üst kısmı ile masanın üstünde oturan kedinin tepesi arasındaki uzaklık 150 cm'dir. Şekil 2'de kediler yer değiştirmiş ve masanın üstünde uyuyan kedinin üst kısmı ile yerde oturan kedinin tepesi arasındaki uzaklık da 110 cm olarak verilmiş. Buna göre masanın yüksekliği kaçtır diye sormuş. Şimdi öncelikle ayakta duran kediye şurada bir uzunluk belirleyelim, x diyelim. Şuraya da y diyelim, yatan kedinin uzunluğu, ve masanın uzunluğuna da şuraya da a diyelim. Yerden yüksekliğine a diyelim. Aynı şekilde yatan kediye burada yine y diyeceğiz. Buraya da ayakta duran kediye x diyeceğiz. Çünkü yer değiştirmişler. Şu yükseklikte a birim olsun. Şimdi biz burada şunu biliyoruz. Burada tamamı arkadaşlar, yani a artı x'in ne olması gerekiyor? Bakın şu yüksekliğe kadar. Şurası da sonuçta x. O zaman a artı x eşittir 150 artı y'dir. Diğer tarafta aynı mantıktan yola çıkacak olursak, burada da a artı y 110 artı x olacaktır. Şimdi burada a'ları yalnız bırakalım. Şu x'i diğer tarafa, burada da y'yi diğer tarafa atalım. A buradan 150 artı y eksi x ve burada da a eşittir 110 artı x eksi y olacaktır. İkisi de a olduğuna göre, yani masanın uzunluğu, bu ikisi birbirine eşittir. O zaman şu iki ifadeyi birbirine eşitlersek 150 artı y eksi x eşittir 110 artı x eksi y. Şimdi buradan hepsini bir tarafta toplayacak olursak x'i ve y'yi diğer taraflara atalım. 110 da buraya gelsin. O zaman buradan 40 eşittir 2x eksi 2 olacaktır. Her tarafı 2'ye bölersek buradan x eksi y'nin 20 olduğunu buluruz. Şimdi biz zaten a'nın uzunluğunu şurada bulmuştuk. O zaman x eksi y'yi gidip şurada yerine yazarsak, yani a eşittir 110 artı 20 şeklinde yazarsak a'nın, yani masanın yere olan uzaklığını 130 olarak bulmuş oluruz. Şimdi diğer sorumuza bakalım. 5 ardışık tam sayının toplamı 10 üzeri 2018'dir. Ortadaki sayı kaçtır diye sormuş. Tamam. Şimdi 5 tane ardışık sayı yazacağıma göre ortadakine x diyelim. Ardışık olduğuna göre bunların arasındaki fark 1 olmalı. O zaman sonraki sayımız x artı 1, sonraki x artı 2 ve geriye doğru gidelim. Sayılarla uğraşmayalım. Buraya x eksi 1, buraya da x eksi 2 diyebiliriz. Şimdi bunların toplamı 10 üzeri 2018'miş. O zaman şu 5 tane sayıyı toplayacak olursa 5x, eksi 2'ler gider, eksi 1'ler gider. Direkt 5x 10 üzeri 2018'e eşit olmuş oldu. Şimdi ben bu 10'u üssü sayılar kuralından şu şekilde ayırabilirim. 5 üzeri 2018 çarpı 2 üzeri 2018. Şuradan bir tane 5'i silersem, şu 5'le de sadeleştirsem şöyle olacaktır. X eşittir 5 üzeri 2017, bir tane azalttık. Ve 2'yi de şöyle yazıyorum. 2 üzeri 2017 çarpı 2 şeklinde yazdım. Şimdi üssü sayılarda üsler aynı ise tabanlar çarpılabilir. O zaman burada da 5 ile 2'yi çarptım. Üstlerim aynı. Bu 10 üzeri 2017 oldu ve çarpı 2'si var. O zaman cevabımız Edirne olacaktır. 6. soruya bakıyoruz. 3 tane eş düzgün altıgen veriliyor. Şekilde verilen taralı bölgelerin alanlarını x, y, z diyelim. Tamam. Mavi taralı bölgeler sırasıyla x, y, z. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi öncelikle bir düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derecedir. O zaman şöyle şuradan bir parça alalım. Şu A, B, C. Şu A, B, C üçgenini alırsak, bir tanesini alıp 3 ile çarparsak cevabı bulacağız. O zaman şöyle diyelim. Şunu daha güzel çizelim.
Şöyle bir 120 üçgeni çizelim. Sonuçta bu bir düzgen. Düzgün çokgen olduğuna göre bütün kenarları birbirine eşittir şu şekilde. O zaman bu üçgenimiz 120, 30-30 üçgenidir. Yani ikizkenar bir üçgen. Şu kenarlar birbirine eşit. Bu kenarlara bir sayı verelim. Mesela ben 2 demek istiyorum. Şuraya 2, 2 dersek. O zaman 120-30-30 üçgeninde arkadaşlar bir kenara A ise 30'un karşısı, A ise 120'nin karşısı. Bunun kök 3 katıdır. Yani şurası 2 kök 3 olacaktır. Şöyle adlandıralım. B, A ve C. Şimdi bizim bu üçgenin alanını bulup 3 ile çarparsak şu mavi taralı bölgenin ilk şeklinin alanını bulmuş oluruz. O zaman bu üçgende arkadaşlar üçgen alanını öncelikle hatırlayalım. Neydi üçgen alanı? Üçgenin alanı taban alanı çarpı yükseklik. Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi o zaman şuradan bir dikme indirirsek. İkizkenar üçgende tabanına indirilen çizgi yükseklik açıortay ve kenarortaydır. Yani şu kenarları ikiye böler ve aynı zamanda şu açılarda 120 idi. İkiye böldüğü için 60-60 olmuş oldu. O zaman 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. Burada da 30-60-90 üçgeninin özelliği. 60'ın karşısı da kök 3. Zaten ikiye böldüğü için şuralara kök 3 kalacaktır. Şimdi buradaki alanımız, alan ABC, tabanımız 2 kök 3. Yüksekliğimiz 1 ve bölü 2'si var. Ve bu üçgenden de 3 tane var. Öncelikle yazalım. Bu kök 3 çıktı. Bize 3 tane lazım. O zaman 3 kök 3 bu mavi bölgedeki ilk şekildir. Birinci şekil diyelim. Birinci şeklin alanı 3 kök 3 çıktı. Şimdi ikinciye bakalım. Düzgün altıgen 6 tane eşkenar üçgenden oluşur. 6 tane eşkenar üçgen. O zaman bize burada 3 tane eşkenar üçgen lazım. 3 tane eşkenar üçgen. Bir tanesini alıp 3 ile çarparsak bizim için yeterlidir. Kenarları 2 almıştık. Burada da 2 kabul edelim. Şimdi eşkenar üçgen her açısı ve kenarı eşittir. O zaman buraların hepsinin 60 derece olduğunu hatırlayalım. Bir tane eşkenar üçgen çizelim. Açılarımız 60, 60 ve kenarlarımız 2. Burayı yazmadım çünkü tabana dik indireceğim. Buradan da bir dikme indirirsek, eşkenar üçgende de tabana indirilen dikme açıortay ve kenarortaydır. Yani şu kenarı ikiye böler, şöyle 1 1 olur. 60 ise şurası 30 30 diye bölünür. Ve 30'un karşısı 1 ise 30 60 90 üçgeninden 60'ın karşısı kök 3'tür. O zaman burada da bir alan alırsak, alan tabanımız 2, yüksekliğimiz kök 3 ve bölü 2. Buradan da kök 3 çıktı. Bize lazım olan 3 taneydi. O zaman bunu da 3 taneyle çarparsak ikinci şeklimizin alanı 3 kök 3 olmuştur. Yani 1 ve 2 eşittir. Şimdi Z'ye bakalım. Buna da üçüncü şekil diyelim. Bunu da farklı bir renkle gösterelim. Şimdi burada da arkadaşlar şöyle düşünelim. Şuraların hepsinin 2 olduğunu biliyoruz zaten. Bu açılarda 60, pardon 120. O zaman bunun 120-30-30 üçgeni olduğunu bildiğime göre şurası da 30. Bir açısı 120 olduğuna göre şuraya 60 kalacaktır. Ve aynı şekilde şuraya da 60 kalacaktır. Ve burası da 60. O zaman bu üçüncü şekildeki eşkenar bir üçgen olacaktır. 60, 60. Ve bir kenarına bakacak olursak 120-30-30 üçgeninden ilk şekilde şu uzunluğun 2 kök 3 olduğunu bulmuştuk. Demek ki bunun bir kenarı 2 kök 3'tür. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tür aslında. Ama biz taban çarpı yükseklikten yapıyoruz şu an. Şimdi yine bir dikme indirelim. Eşkenar üçgende tabana indirilen dikme açıortay ve kenarortaydır. Demek ki yukarıdaki açımız 60 ama buraları 30-30 ikiye böldü açıortaydan dolayı. Şimdi burası o zaman kök 3, burası da kök 3. 30'un karşısı kök 3, 90'ın karşısı 2 kök 3, 60'ın karşısı da kök 3'ün kök 3 katı olacaktır. Yani 3'tür. Şimdi burada o zaman alanımızı alacak olursak burada da tabanımız 2 kök 3, yüksekliğimiz 3 ve bölü 2 olacaktır. Şu ikiler birbirini götürdü. Üçüncü şeklimizin de alanı 3 kök 3 olmuş oldu. Dolayısıyla hepsi birbirine eşittir. Yani cevabımız A'dır. Şimdi diğer soruya geçelim. Mine 42 tane elma, 60 kayısı ve 90 kiraz topluyor. Topladığı meyvelerin tümünü kullanarak her pakette eşit sayıda ve tek tür meyve olacak şekilde arkadaşlarına dağıtmak istiyor. Buna göre yapabileceği paket sayısı en az kaçtır diye sormuş.
Bu soru EBOB-EKOK Hangisini kullanacağımıza karar vermek için yapmamız gereken şuydu arkadaşlar. Bize verilen toplu bir sayı var. Yani 42 elma, 60 kayısı ve 90 kiraz. Bunları bölüştürmek istiyoruz. Yani parçalamak. Parçalama varsa eğer burada kullanacağımız yöntem EBOB. O zaman bu sayıların EBOB'unu alalım. 42, 60 ve 90. Şimdi 2'ye böldük. 21, 30, 45. Bu hepsini böldü. EBOB'da kullanacağız. 2'ye böldük. 21 bölünmedi. 30 bölündü. 45 de bölünmedi. Şimdi 3'e bölüyoruz. Burada 7 kaldı. Burada 5 kaldı. Burada da 9 kaldı. Pardon, 15. Şimdi tekrar 3'e bölüyoruz. 7, 5, 5. 5'e bölüyoruz. 1, 1, 7. Ve 7'ye bölüyoruz. Burada da 1. EBOB için ortak bölenleri almam gerekiyordu. 2 ve 3 burada sadece ortak bölündü. O zaman EBOB'umuz 2 çarpı 3'ten 6'dır. Yani burada söylediği şey şudur. Her pakete 6 tane meyve, elma, kayısı ya da kiraz koymamız gerekiyor. Ve bunları tek bir tür meyve olacak şekilde her birini 6'şar 6'şar dağıtmamız gerekiyor. Bunun için de 42 elmayı 6 parçalık kaç pakete sığdırabilirim? Yani 42 bölü 6. Aynı şekilde kayısı için düşünüyorum 60 bölü 6 ve 90 bölü 6 şeklinde yazıyorum. 42'yi 6'ya bölersek 7'dir. 60'ı 6'ya bölersek 10'dur. 90'ı 6'ya bölersek 15 olacaktır. Ve bunların toplamından 32 tane paket gerekiyor. Şimdi diğer sorumuz. Aşağıdaki doğru yapılmış bir toplama işleminde bazı basamaklar yerine P, Q, R, S harfleri yerleştirilmiştir. Ve bunların toplamları kaçtır diye sormuş. Şimdi öncelikle normal toplama işlemi yapalım. 5 ile S'yi toplayınca 4 olacak. Sonuçta 5'ten küçük bir sayı olduğu için demek ki S'nin daha büyük bir sayı olması gerekiyor. Yani bu sayılar rakam olduğuna göre en büyük 9 verebiliriz. Burada 5 ile neyi toplarsak birler basamağı 4 olur diye düşünüyoruz. Ve S'ye 9 değerini veriyoruz. S'ye 9 değerini verdikten sonra 5, 4 daha 9, 14 olacaktır. 14 yazdık. Elde birimiz var. Ve bu elde biri şuraya atacak olursak. Burada zaten 5 oldu. 5 ile R'yi topladığımız zaman 5 olması gerekiyor. Eğer R'ye ben burada 9 verirsem zaten 14 olur. Burası 5 olmayacak. 10 da veremiyorum rakam olduğuna göre. Demek ki R'ye de 0 değerini vermem gerekiyor. O zaman burada da zaten bir şey kalmadı. P artı Q devreden yok, elde yok. O zaman P artı Q'nun 6 olduğunu bulduk. S'yi de 9, R'yi de 0 bulduk. Bunların toplamını istiyor. Yani P artı Q artı S artı R burada 15 olacaktır. Yani cevabımız Bursa. Bir başka sorumuz. 2018'in %25'i ile 25'in %2018'inin toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi yüzde alırken şu şekilde yapıyoruz. %25 zaten ne demektir? 25 bölü 100. Demek ki bizim 2018'i 25 bölü 100'le çarpmamız gerekiyor. Aynı şekilde 25'in 2018'ini sorduğu zaman burada da şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bu da aslında 2018 bölü 100'dür. Zaten okurken %25, %2018 şeklinde okuyoruz. Bu ikisinin toplamı kaçtır diye sormuş. O zaman 2018 çarpı 25 bölü 100 artı 25 çarpı 2018 bölü 100 şeklinde yazdım. Sadeleştirme yapalım. Şurada bir sadeleştirme. Şurada 4 kaldı. Şunları da bölersek şurada yine 4 kaldı. O zaman bize şu geldi. 2018'de de 4'ü sadeleştirirsek şurada 1009, şurada 2. Burada da sadeleştirirsek 1009, 2. O zaman bu 2 çarpı 1009 bölü 2 olacaktır. Ve 2'ler gitti. Cevabımız 1009'dur. Yani Adana. Bir başka sorumuz. Aşağıdaki şekilde A noktasından başlayarak oklar yönde ilerleyen bir kişi B noktasına kaç farklı yoldan ulaşabilir? Şimdi öncelikle bu bir sayma sorusudur. Şu şekilde düşünmem gerekiyor. Benim A'dan B'ye gidebilmek için şurada öncelikle bir C noktasına ulaşmam gerekiyor. Öncelikle yani A'dan C'ye kaç farklı gidiş yolu var? Daha sonra C'den B'ye kaç farklı gidiş yolu var? Bulmam gerekiyor. Şimdi öncelikle A'dan C'ye gitmek için şurada birinci yolum var. Şöyle bir ikinci yolum var. Şuna 2 diyelim. Farklı renkle gösterelim. Şu yolu izlersek bir üçüncü yolumuz olacak.
Ve yine şuradan gidip aşağı inip böyle gidersek de bu da dördüncü yolum olacaktır. Yani A'dan C'ye 4 farklı yol vardır. Şimdi C'den B'ye kaç farklı yolumuz var ona bakalım. Öncelikle şöyle bir gidişimiz var. Buna 1 dersek. Şöyle gidelim. Sonra aşağı inip şu şekilde gidelim. Buna da 2 diyelim. Şuraya gelip B'ye gidebiliriz. Buna da 3 diyelim. Ve dümdüz gidersek bu da 4. yolumuz olacaktır. O zaman C'den B'ye de 4 farklı yol vardır. Şimdi A'dan B'ye gitmek için öncelikle C'ye uğramamız gerekiyor. Burada şunu düşünmem gerekiyor. Bu 4'leri toplayacak mıyım, çarpacak mıyım? Eğer benim işim bitmediyse, yani iş devam ediyorsa, A'dan C'ye gelince işim bitmiyor. Devam ediyorsa çarpacağım. Eğer iş bitip yeni bir işe başlıyorsam toplamam gerekiyor. Soru da benden istenen A'dan B'ye gitmek. O yüzden C'ye uğramam gerekiyor. Yani A'dan C'ye gelince benim işim bitmiyor. Daha B'ye gitmem gerekiyor. O zaman burada devam eden bir iş vardır. Devam eden iş var. Devam eden iş varsa çarpma yapılır. Yani burada sonucum 4 çarpı 4'ten 16 farklı yol varmış. Cevabımız Bursa. Diğer bir sorumuz. 4 puanlık sorulara geçtik. Bir caddede iki bina 250 metre aralıkta bulunmaktadır. Birinci binada 100 öğrenci, ikinci binada da 150 öğrenci yaşamaktadır. Bu iki binanın bulunduğu bölgeye yapılacak olan otobüs durağı nerede olursa bu iki binada yaşayanların durağı yürüme mesafelerinin toplamı minimum olur. Şimdi öncelikle bir şekil çizelim şuraya. Buraya birinci bina diyelim. Şurada da ikinci bina olsun. Şu mesafe 250 metreymiş. Bunların arasına herhangi bir yere bir tane durak yapılacaktır. Diyelim ki durağımız şurada olsun. Durak. Şimdi şu mesafeye x dersek buraya da 250 eksi x kalacaktır. Şimdi bizden istenen birinci binada 100 öğrenci var. İkinci binada da 150 öğrenci. Her bir öğrenci durağa gitmek için birinci binadan 250 eksi x adım atacaktır. Şimdi o zaman burada mesafeye baktığımız zaman ilk başta 100 öğrenci 100 çarpı 250 eksi x mesafe gidecektir. Ve aynı şekilde diğer bina için de aynısı geçerli. 150 öğrenci x birim giderek durağa ulaşacaktır. Yani 150 çarpı x şeklinde yazabiliriz. Ve burada işlem yapacak olursak. %250 çarparsak 25.000 eksi 100x artı 150x diyebiliriz. Şimdi burada şu şekilde düşünmem gerekiyor. Bunların toplamının minimum olmasını istiyoruz. O zaman burada bir düzenleme yaparsak bu 25.000 artı 50x olacaktır. Ve bunun minimum olmasını istiyorum. Yani en az. O zaman burada x'e değer vererek en düşük yapmam gerekiyor. X'e 0 seçersem burada minimum yani 25.000 adım atılmış olur. Minimum olur. O zaman x'i 0 seçtiğime göre şurada bir mesafe yok demektir. Demek ki durak ikinci binanın önünde olmalıymış. En az istediği için. Demek ki burada da cevabım Denizli olacaktır. İkinci binanın önünde olursa yürüme mesafeleri toplamı minimum olacaktır. Diğer bir sorumuz. Şimdi bir sıraya 105 tane sayı yazılmıştır. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Her sayıdan kendisi kadar yazılmış. Her en tam sayısı tam olarak en defa yazılmıştır. Bu sayıların kaç tanesi 3 ile bölünebilir diye sormuş. Şimdi öncelikle şu şekilde yapmam gerekiyor. 1'den 1 tane var. 2'den 2 tane var. 3'ten 3 tane var. 4'ten 4 tane ve bu şekilde gidecek. N'den de N tane olacak. O zaman burada 105 tane sayı olduğuna göre şunların toplamının 105 tane olması gerekiyor. Yani 1'den N'e kadar olan sayılar toplamı 105. Burada şöyle düşünmem gerekiyor. 1'den N'e kadar olan sayılar toplamı formülü N çarpı N artı 1 bölü 2 idi. Ve bu da 105'e eşitmiş. O zaman şöyle düşünelim. İçler dışlar çarpımı yaparsak N çarpı N artı 1 burada 210 olacaktır. Ve burada N değerimiz 14 çarpı 15 şeklinde bu çarpanlar ayrılır ve N 14'tür.
Yani biten en son sayımız 14 tane 14 olması gerekiyormuş. Şimdi bu sayıların kaç tanesi 3 ile bölünür demiş. 3'ün katı olanları bulsak yeterlidir. Mesela 3'ten 3 tane var. 14'e kadar gidiyoruz. Bunu unutmayalım. 6'dan 6 tane var. 9'dan 9 tane var. 12'den 12 tane var. Ve sonra 15 gelecek ama bizim sayılarımız 14'e kadardı. O yüzden burada bitiriyoruz. Ve toplam kaç tanesi 3'ün katıdır demiş. 12, 15, 24, 30. 30 tane sayımız 3 ile tam bölünüyor. Bir başka sorumuz. Bir kenarı 4 birim olan bir karenin içine 8 tane eş yarı çember çiziyor. Buna göre şekilde taralı olmayan bölgenin alanı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle burada şu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Çemberin alanı pi r karedir. Yarım çember olursa bu da pi r kare bölü 2'dir. Bu şekilde düşünebiliriz. Bu çemberlerin hepsi eşmiş. 8 tane çemberimiz var. Ve taralı olmayan yani beyaz bölgenin alanını istiyor. O zaman bizim burada şunu yapmamız gerekiyor. Tüm kare eksi taralı bölge yaparsak bize sonuç taralı olmayanı verecektir. Taralı olmayan. Şimdi karenin alanı zaten bir kenarı 4 birim olduğuna göre 16 olacaktır. Şimdi bizim burada taralıyı bulmamız gerekiyor ve sonucu bulacağız. Şimdi öncelikle bu şekli bir bölelim. Şimdi öncelikle bunlar eş olduğuna göre şu çemberin çapı 2'dir. Şu da 2'dir. Şöyle bir kare çizecek olursak yani şuradan tam ortadan ikiye bölecek şekilde kareyi şurada büyütelim. Şu şekilde çizmiş olduk. Şuralar taralı bölge. Bir taneyi bulup 4 ile çarparsak cevaba ulaşabiliriz. Şimdi öncelikle şurada bir merkezimiz var. Şurada da bir merkezimiz var. O zaman şöyle diyelim. Şu uzunluk arkadaşlar yarıçap çapı 2 olduğuna göre bu 1 1 diye olacaktır. Şuradan da birleştirirsek 1'e 1. Şimdi benden istenen bölgede arkadaşlar şöyle bir çapraz çekecek olursam. Bu bir kare olduğuna göre zaten. Burası 45 45 bölecektir ve şu uzunluğun kök 2 olduğunu bulmuş olur. Şimdi benden istenen taralı bölge olduğuna göre öncelikle bu şekildeki taralı olan bölgeyi bulmam gerekiyor. Şu şekilde düşünelim. Şu çember çeyrek çemberden eğer üçgenin alanını çıkarırsa şuradaki A dediğim alanı bulmuş olurum. Ve bu A ise bu da A'dır çünkü 2'ye böldüm. O zaman bir tane A'yı bulursak cevabımız ortaya çıkacak neredeyse. Şimdi öncelikle çeyrek çemberin alanını bulalım. Çeyrek çember. Bu da pi r kare bölü 4'tür. O zaman burada şöyle düşünelim. Yarıçapımız 1'dir. Yani pi bölü 4 olacaktır. Şimdi bir de ne lazım bize? Üçgenin alanını çıkarmamız gerekiyor. Üçgenin alanı şöyle diyelim A, B, C. ABC üçgeni. ABC üçgenin alanını bulacak olursak bu da ikizkenar üçgen olduğuna göre 1 çarpı 1 bölü 2'dir. O zaman diyoruz ki A alanı yani şurada belirttiğim boş alan pi bölü 4 eksi 1 bölü 2'dir. Şurada payda eşitlersek burada A değerimiz pi eksi 2 bölü 4 olacaktır. Şimdi artık bu A dediğimiz yeri bulduğumuza göre şuraya 2A diyelim. Şunların hepsi 2A'dır. Bize 2A lazım. O zaman 2A'yı da yazalım. 2A da pi eksi 2 bölü 4 bölü 2'den arkadaşlar şuraya 2 kalacaktır. Şunu bir kenarda bırakalım. Şimdi bizden istenen taralı bölge. Bunu bularak taralı olmayan bölgeye geçiş yapacağız. Şimdi taralı bölgeyi bulmak için de buradaki 8 tane yarım çemberi alanı bulmamız gerekiyor. Ama burada 2A'lık boşluklar var. 8 tane. O zaman bunları da şu şekilde yazalım. Öncelikle 8 çember alanı yarım çember olduğuna göre pi r kare bölü 2'dir. Yani pi r kare bölü 2. Burada da şöyle düşünelim. Ama kaç tane var? 8 tane var. Demek ki bunu 8 ile çarpacağım. Yarı çapım 1 olduğuna göre şunlar sadeleşir. 4 pi
olacaktır. Şimdi benim bu 8 tane çemberden 8 tane 2 a'yı çıkarmam lazım. Çünkü bunlar her bir çemberden eksilmiş. Her birinden 2 defa eksilmiş. O zaman 8 çember alanında 8 tane 2 a çıkarmam gerekiyor. Bu şekilde taralı alanları bulmuş oluruz. O zaman 4 pi eksi 8 tane pi eksi 2 bölü 2 yazarsak. Şunlar sadeleşti, 4 kaldı. Bu da 4 pi. 4'ü atırsak içeri şuradaki. Eksi 4 pi artı 8 olacaktı. Şunlar gitti. Demek ki taralı alan 8. Bunu bulmuş olduk. O zaman bunu gidip yerine yazarsak 16 eksi 8'den taralı olmayan bölgenin alanını 8 bulmuş oluruz. Yani cevabımız Bursa olacaktır. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Bir günde toplam 40 tane tren seferi vardır. Bu seferlerin her biri iki kasaba arasında yapılmaktadır. Toplamda MN, OP, Q isimlerinde 5 kasaba vardır. M kasabasına giden veya M kasabasından gelen toplam 10 tren. N kasabasına giden veya N kasabasından gelen toplam 10 tren seferi. O kasabasına giden veya O kasabasından gelen toplam 10 tren seferi. Ve P kasabasından giden veya P'ye gelen 10 tren seferi olduğuna göre Q kasabasına giden veya Q'dan gelen toplam kaç tren seferi vardır diye sorulmuş. Öncelikle şöyle yapalım. Şimdi P, M, N, O. Bu 4 harfi alalım. Bizden istenen Q, Q'ya gelen veya giden kaç tane tren seferi olduğudur. Şimdi şöyle düşünelim. P'ye gelen veya giden 10 var. M'ye gelen veya giden 10 var. N'ye gelen veya giden 10 var. O'ya da aynı şekilde gelen veya giden 10 tane tren seferi vardır. Zaten bir günde toplam 40 tane tren seferi vardır. Bunları toplarsak toplamı 40 yapar. 40 sefer. Zaten toplam sefer sayımız da 40'tı. O zaman şu şekilde düşünüyoruz. Q'ya ben başka bir değer verirsem toplam sefer sayısını aşacaktır. Her biri o zaman burada Q'ya uğramak mecburiyetindedir. Yani P, M, N, O'ya gelen veya giden hepsi Q'dan çıkmış diyebiliriz. Yani diyoruz ki Q'dan başka 4 harf var. Şurada bir açıklama yapalım. Q'dan başka 4 harf var. Her biri 10 sefer yapmış. Toplam 40 oldu. Toplamın bozulmaması için, çünkü toplam 40 tane tren seferi vardı. Toplam bozulmaması için tüm seferler Q'ya gelir veya gider. O zaman burada Q'yu ortaya yazalım. Hepsi Q'dan çıkmış veya Q'ya gelmiştir. Yani toplam 40 sefer olduğuna Q'ya gelen veya giden toplam 40 tane sefer olması gerekiyor diyebiliriz. Bir başka sorumuz. Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde dil, tarih ve felsefe dersleri okutulmaktadır. Dil öğrencilerin %35'i İngilizce okumaktadır. Üniversite öğrencilerinin %13'ü İngilizce hariç bir dil okumaktadır. Birden fazla dil okuyan öğrenci olmadığına göre üniversite öğrencilerinin yüzde kaçı dil okumaktadır demiş. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. Tüm öğrenciler A olsun. Dil okuyanlara da 100x diyelim. Şimdi bize demiş ki dil okuyanların %35'i İngilizce okumaktadır. Demek ki geri kalanı başka bir dil okumaktadır. O zaman diyoruz ki 100x'in %35'ini alalım. 100x çarpı 35 bölü 100. Yüzler gider. Burada 35x İngilizce okuyor. Tamamı 100x olduğuna göre dil okuyanların geriye kalan 65x ise İngilizce dışı bir dil. İngilizce dışı bir dil okuyor diyebiliriz. Şimdi demiş ki tüm öğrencilerin %13'ü İngilizce hariç. İngilizce hariç okuyanların sayısı zaten 65x olarak bulmuştu. Şimdi tüm öğrencilere A dedik. Bunun, yani A'nın %13'ü İngilizce harici bir dil okumaktadır. O zaman diyoruz ki A çarpı %13 için 13 bölü 100'de çarparız.
ve bunun 65x olduğunu söylüyor. Başka bir dil okuyor İngilizce haricinde. O zaman burada sadeleştirme yaparsak şurada 5 ile sadeleşir. İçler dışlar yaparsak a değerimiz burada 500x olur. Şuraya x yazalım. Bizden istenen neydi? Birden fazla dil okuyan öğrenci olmadığına göre üniversite öğrencilerinin yüzde kaçı dil okumaktadır? Dil okuyanlara 100x demiştik. Üniversitenin tamamında 500x'ti. Bu da ne yapar? Şurada sıfırları sadeleştirirsek 1 bölü 5 olacaktır. Yani 0.20 yapar. O da zaten %20'ye denk gelmektedir. Bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi bir başka sorumuza bakalım. Maya bir kitap almak istemektedir ancak parası yoktur. Bu kitabı babasının ve iki erkek kardeşinin yardımıyla alır. Babası ona kardeşlerinin verdiği paranın yarısını verir. Büyük kardeşi ona diğerlerinin verdiğinin 3'te 1'ini, küçük kardeşi ise 10 TL verir. Buna göre kitabın fiyatı kaçtır diye sormuş. Şimdi öncelikle şöyle yazalım. Buraya baba diyelim. Buraya küçük kardeş. Buraya da büyük kardeşi yazalım. Küçük kardeşin 10 TL verdiğini söylemiş. O zaman buraya 10 diyebiliriz. Şimdi babanın da x verdiğini diyelim. X versin. Demiş ki büyük kardeşi diğerlerinin ona verdiğinin 3'te 1'ini veriyor. Yani büyük kardeş aslında babayla küçük kardeşin toplamının 3'te 1'ini veriyormuş. O zaman şöyle diyebilirim büyük kardeşe. X artı 10 çarpı 1 bölü 3 para vermiştir. Şimdi ne demiş başta? Babası ona kardeşlerinin verdiği paranın yarısını veriyormuş. Yani babasının parası bu ikisinin toplamının yarısı olacaktır. O zaman şöyle diyebilirim. X eşittir. 10 artı X artı 10 bölü 3 bölü 2 diyebiliriz. Burada şöyle bir işlem yapalım. Öncelikle şurada bir payda eşitleme yapalım. Buradan şu oluyor. X eşittir. 30 artı 10'dan 40 artı X bölü 3 bölü 2. Şu düzenlersek 40 artı x bölü 3'ü 2'ye bölersek x buradan 40 artı x bölü 6 olacaktır. İçler dışlar çarpımı yaparsak 6x eşittir. 40 artı x olur. X'i bu tarafa atarsak 5x 40 yani x değerine 8 bulmuş oluruz. O zaman x'i 8 bulup yerine yazacak olursak demek ki baba burada 8 TL vermiş. Burada da yerine koyarsak 10 artı 8'den 18 3'e bölersek büyük kardeşi de 6 TL vermiştir. Kitabın parası hepsinin verdiği para toplamıdır. Yani 8 artı 10 artı 6. Bu da ne yapacaktır? 24 TL. Bir başka sorumuz. Kaç tane 3 basamaklı sayı aşağıdaki özelliğe sahiptir? Şimdi ne demiş? 3 basamaklı bir sayının ortadaki basamağını sildiğimizde oluşan 2 basamaklı sayı orijinal 3 basamaklı sayının 9'da 1'dir. Bunun gibi kaç sayı yazabiliriz diye sormuş. Şimdi öncelikle 3 basamaklı sayımız ABC olsun. Ve silinince ortadaki bu AC olur. 2 basamaklı sayısına döner. O zaman şöyle diyoruz. Bu sayının 9'da 1'i 2 basamaklı sayı eşit olacaktır. Yani 2 basamaklı sayı ABC'nin 9'da 1'i olacaktır. O zaman şöyle diyebilirim. ABC'nin 9'da 1'i yani 1 bölü 9'a çarpılmış hali AC'ye eşit oluyor. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak ABC 9 AC'ye eşittir. Ve çözümleme kullanırsak şunu 100A 10B artı C şeklinde yazdık. Buna 9 parantezinde AC'yi çözümlersek 10A artı C şeklinde yazarız. Şu 9'da dağıtırsak şöyle olur. 90A artı 9C. Şimdi bir düzenleme yapalım. Şu 90A'yı bu tarafa atalım. C'yi de diğer tarafa atacak olursak. 90A buraya gelirse 10A kalır. Ve 10B vardı burada. C'yi de diğer tarafa atarsak 8B kalacaktır. Her tarafı 2'ye bölersek 5 parantezine alalım hatta. A artı B. Burada 4 tane B'ye eşittir. Burada değer verecek olursak bir A artı B'ye değer vereceğiz. Bir de bu arada bu C 8C olacak. Burada da 4C. Şimdi C'ye ve A artı B'ye değer vererek bulmamız gerekiyor.
Şimdi bunlar 3 basamaklı bir sayı olduğuna göre A, B, C rakam olması gerekiyor. Yani rakam dışında bir şey veremiyoruz. O zaman buraya ben 5 verirsem burası da 4 olacaktır. Şimdi başka değerler verirsek biri 5'in katı, diğeri 4'ün katı olacak şekilde olmuyor. C'ye 10 vermemiz gerekiyor. C, A artı B'ye 8 verebilirim. Ancak C bir rakam olduğuna göre şöyle yazalım. A, B, C birer rakam. Sadece bunu sağlıyor. O zaman C'miz sabit. Şöyle diyelim. A, B, C. A, B ve 5. Ve A artı B'nin 4 olduğunu biliyorum. O zaman bunu sağlayacak şekilde değerler vermem gerekiyor. Şöyle yazalım. A, B'nin alabileceği değerler toplamları 4 olduğuna göre 1'e 3 olabilir, 2'ye 2 olabilir, 3'e 1 olabilir ve 4'e 0 olabilir. 0'a 4 olur ama 3 basamaklı sayı olduğu için A'ya 0 veremiyoruz. Şuralar zaten sabit 5'tir. O zaman 4 tane sayı vardır. Cevabımız Denizli. Şimdi bir başka soruya geçelim. Aşağıdaki işlemin doğru olabilmesi için karekökün içinde kaç tane 2018'in karesi olmalıdır diye sormuş. Şimdi bakalım öncelikle. Şimdi bu ifadede karekökten kurtulalım önce. Karekökten kurtulmak için derecemiz 2 olduğuna göre her tarafın karesini alalım. Bu tarafın da karesini aldık. Şu kare karekökü götürdü. O zaman şöyle kaldı elimizde. 2018'in karesi artı nokta nokta 2018'in karesi. Burada da 2018 üzeri 20'ye eşit oldu. Şimdi şurada n tane bu sayıdan var dersek. O zaman bu n çarpı 2018'in karesi o da 2018'in 20. kuvvetine eşit olacaktı. Burada n tane zaten kaç tane olduğunu soruyor. Ve burada her tarafı 2018'in karesine bölecek olursam. Şunlar gitti. N burada. 2018 tabanlar aynı. Bölme yapmışız. Demek ki üstleri çıkarıyoruz. Yani 2018'in 2018. kuvveti kalacak. 20-2'den 18. Yani cevabımız n değerimiz 2018 üzeri 18 çıkmış oldu. Bu da E şıkkıdır. Şimdi diğer sorumuza bakalım. 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri 2012, 2018 çarpı 10 üzeri 2018 eksi 1. İşleminin sonucu kaç basamaklıdır diye sormuş. Tamam. Burada zaten kaç basamaklıdır diye sorulduğu zaman 10'un üzerinde kaç tane sayı var ona bakmamız gerekiyordu. 10 üzeri 2018 demek 2018 tane sıfır olduğunu söylüyor sorunun başında. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. Şu ifadeyi şu içeri dağıtalım. Buradan şu sonucu elde ederiz. 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri 2018 çarpı 10 üzeri 2018 eksi 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri 2018. Şimdi şuraya baktığımız zaman tabanlarımız aynı. Demek ki çarpma yaptığımıza göre üstleri toplamamız gerekiyor. Üstleri toplarsak buradan 10 üzeri 2036 olacaktır. Pardon, 4036. 4036. Eksi 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri 2018. Şimdi burada 1 bölü 2 yazmadım. Neden? 1 bölü 2 çünkü ne demek? 5 bölü 10 demek. O da ne demek? 0.5 demek. Yani ben şuraya 0.5 yazacak olursam. Şimdi ben bu sayıdan herhangi bir sayı çıkardığımız zaman sonuçta bu şu demektir. Bu burada 10 üzeri 4036'yı 0.5 ile çarparsak bu bir tane virgül kaydıracak olursak bir tane 10 eksileceği için bu 5 çarpı 10 üzeri 4035 olacaktır. Burada 4035 tane 0 var. Ve bir tane 5 var. Bunları toplarsak toplam 4036 basamaklı bir sayıdır bu. Biz 4036 basamaklı bir sayıdan daha küçük bir sayı çıkardığımızda sonuçta fark eden bir şey olmayacaktır. Sonucumuz yine 4036 basamaklı olacaktır. Yani cevabımız Denizli olur. Diğer bir sorumuz. Köşeleri birden 2018'e kadar numaralandırmış düzgün bir 2018 geni. İki köşegeni çizilmiştir. Köşegenlerinden biri 18 ve 1018 numaralı köşeleri, diğeri de 1018 ve 2000 numaralı köşeleri birleştirir. Oluşan 3 çokgenin köşe sayıları kaçtır diye sormuş. Şimdi öncelikle
Şöyle rastgele bir nokta belirleyelim. Şuraya 18 diyelim. Şurada da 1018 olsun. Şurada da 2000 olsun. Şurada da 2018 olsun. 2018. Şimdi öncelikle köşegenlerimizi belirleyelim. Köşegenlerimiz 18 ve 1018 arasıydı. Bu birinci köşegen. Diğeri de 1018 ile 2000 arasında köşegenmiş. Yani şurada böyle bir çokgen var. Kaçgen oldu, kaç tane kenar var? Bizden istenen işte budur. Şu şekilde bir kenar var. Ve aynı şekilde şurada da. Bu şekilde 3 tane çokgen oluşturmuş olduk. Ve burada kaç tane köşe vardır diye sormuş. Öncelikle şuraya 1 dersek. Birinci çokgende köşegen sayısı bakın 18 ile 1018 arasında. Kaç tane sayı var diye bulursak yeterlidir. O zaman 1018 eksi 18 bölü 1. Aradaki fark 1 olduğuna göre ve artı 1. Yani son terim eksi ilk terim bölü aradaki fark artı 1 yapıyoruz. Buradan da 1000 artı 1'den 1001 sonucuna ulaştık. Şimdi 1001 olmayanları siliyorum. D ve E şıkları elendi. Şimdi şurada 2 dersek şuna. Şöyle 2 diyelim. 2'de de kaç tane çokgen var bulmak için bu sefer de 2000'den 1018'i çıkarıyorum. Yani 2000 eksi 1018 bölü 1 artı 1. Burada da 982 artı 1'den 983 olacaktır. O zaman C şıkkı da elendi. Ya A ya da B kalacaktır. Şimdi üçüncüye gelecek olursak. Üçüncü için şöyle diyelim. Öncelikle 2000 ile 2018 arasında kaç sayı var? Ona bakalım. 2000 ile 2018 arasında 19 sayı var. 2018 ile 18 arasında da burada yine 19 sayı var. Burada o zaman toplamları 38 olacaktır. Yani cevabımız Adana olur. Bir başka sorumuz. Tahtaya bir miktar tam sayı yazılmıştır. 2018 de bu tam sayılardan biridir. Bu tam sayıların toplamı da çarpımı da 2018 olduğuna göre şöyle diyelim. Aşağıdakilerden hangisi tahtaya yazılan tam sayılardan? Tam sayıların sayısı olabilir. Şimdi sayılarımız şöyle olsun. İşte X olsun, Y olsun, Z olsun. Nokta nokta 2018. Kaç sayı olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bunların toplamları yani X artı Y artı işte Z artı nokta nokta artı 2018 toplamları 2018'miş. Ve 2018'i buraya atarsak burada X artı Y artı Z artı nokta nokta bu sayılar toplamı 0. Sayıların toplamı 0 olacakmış. Sayılar toplamı 0. Şimdi bir de diğer bilgi çarpımları için demiş. Çarpımları da 2018'miş. Yani X çarpı Y çarpı Z çarpı nokta nokta çarpı 2018 yine 2018'miş. Her tarafı 2018'e bölersek burada. Burada da X çarpı Y çarpı Z çarpı nokta nokta işte kaç sayı varsa çarpımları da 1'miş. 2018 hariç çarpımları 1'miş. O zaman sayıların toplamları 0. Çarpımları 1 olacak şekilde tam sayıları yazmamız gerekiyor. Şimdi bunun için de şöyle düşünmemiz gerekiyor. Burada toplamları eğer sayıların toplamları 0'sa sayıların toplamları 0'sa 0 ise birbirini götürmüş demektir hepsi. Birbirini götürmüş. O zaman burada birbirini götürdüğüne göre her bir sayıdan yani mesela 1 ve eksi 1 dersek çift sayıda olduğunu görmemiz gerekiyor. Çift sayıda olmalı. Mesela eksi 1 alırsak işte 2x tane eksi 1 ve 2x tane 1 olması gerekiyor. Bunların toplamları zaten eksi 2x artı 2x'ten 0 olacaktır. Ve çarpımlar da aynı şekilde çift olması gerekiyor ki eksi 1'lerin çarpımları pozitif olsun. Çünkü çarpımları 1. O zaman tek sayı olmaması gerekiyor. 2018 hariç toplamlarının çift olması gerekiyor. 2018 hariç sayı adedi çift olmalı. Yani buradaki sayımız bakın 2x tane eksi 1 var diyelim. 2x tane de 1 var. Yani 4x sayı ve bir tane 2018 var. O zaman buraya 4x artı bir tane sayı var diyebiliriz.
4x artı bir tane sayı. Şimdi bu ne demektir? 4'e bölünmüş ve bir kalanını vermiş. 4'e bölünmüş. Bir kalanını vermiş. Bakıyorum. Bu zaten 4'e tam bölünmüş. 4'e bölünme kuralı son iki basamak. 4'ün katı olacaktı. Bu olmaz. Burası 4'e bölününce bir kalanını veriyor. Olur. Burası 4'e bölününce iki kalanını veriyor. Olmadı. 4'e bölünce 3 kalanını veriyor. Olmadı. 4'e tam bölünüyor. Bu da olmadı. Demek ki 2017 tane sayı olabilirmiş. Burada eksi 1 almak zorunda değildik. Eksi 2'ye 2 de alabilirdik. O fark etmez. Ama birbirini götürmesi için aynı sayının bir artılısı bir de eksilisi olması gerekiyor. Bunu unutmayalım. Ve burada da 5 puanlık sorulara geçmiş olduk. 5 puanlık ilk soruydu bu. Şimdi diğer sorumuz. 4 pozitif sayı veriliyor. 3 tanesini seçip aritmetik ortalamasını hesapladıktan sonra 4. sayı ekleniyor. Bu işlem 4 farklı şekilde yapılabilir. Yani 4 defa bu işlem yapılıyor. Ve sonuçları sırasıyla 17, 21, 30, 23 ve 29 olduğuna göre bu 4 sayının en büyüğü kaçtır diye sormuş. O zaman şöyle diyelim sayılar. A, B, C, D olsun. Şimdi ilk üçünün aritmetik ortalamasını alırsak. A artı B artı C'nin aritmetik ortalaması demek sayı adedine bölmektir. Ve buna sonra diğer sayıyı ekliyorum. Rastgele şunlardan birini yazıyorum. 17. Aynı şekilde B'yi almazsak bu sefer aritmetik ortalama olarak ACD'nin aritmetik ortalamasını alırsak yine 3'e bölüyoruz. Şuraya da B yazdım. Buna da 21 diyelim. Hangisini yazdığımın bir önemi yok. Çünkü burada zaten toplama işlemi yapacağız. Daha sonra C'yi almazsak A artı B artı D bölü 3 artı C. Bu da 23 olsun. Ve son olarak A, B bu sefer de neyi almayalım? A'yı almamam gerekiyor. BC'de yazacağız. CBD'nin toplamı bölü 3 artı A da burada 29 olacaktır. Şimdi bunları yazdıktan sonra artık düzenleme yapalım. Şu şekilde burada payda eşitleme yapalım. Öncelikle şunların her birini 3 ile genişletelim. Şunu da. Hepsini 3 ile genişleterek yazıyorum. Şimdi buradan ne oluyor o zaman? A artı B artı C. Hepsinin paydasını 3 yaptıktan sonra artık paydalarla bir işim yok. Artı 3 de 3 ile 17'yi çarparsak 51 yapar. Yazdık. Daha sonra 3 ile çarparsak alttakini A artı C artı D artı 3B. Buradan da 3 ile çarparsak 63 yapacaktır. Diğerini yazalım. A artı B artı D artı 3C. Bu da 3 ile 23'ü çarparsak 69 yapar. Ve son olarak C artı B artı D artı 3A. Bu da 27. 3 kere 6. 87 yapacaktır. Şimdi o zaman bunların hepsini taraf tarafa toplayalım. Şu şekilde yazalım. Öncelikle şu üçlüyü toplayalım. Sonra diğerlerini 3 parantezinde yazabiliriz. Burada 3 tane A, 3 tane B, 3 tane C ve 3 tane D var. Ve burada da yine 3 parantezinde A artı B artı C artı D olmuş oldu. Ve bu sayıları toplayalım. 9, 10, 20, 2 elde 10, 16, 22, 27, 270. Şimdi burada 6 tane A, B, C oldu. A, B, C, D. Toplamı 270. Her tarafı 6'ya bölersek A artı B artı C artı D. Burada 45 çıkar. Demek ki hepsinin toplamını 45 bulduk. Şimdi tek tek harflerin kaça eşit olduklarını bulmam gerekiyor. O yüzden şuralarda gidip yerine yazalım. Şu ifadeyi ben şöyle yazabilirim. A artı B artı C artı D artı 2D eşittir 51. A artı B artı C artı D 45'ti zaten. 45 artı 2D 51 ise burada 2D eşittir 6 olur ve D'miz 3'tür. İkincisini de aynısını uygulayacak olursak A artı C artı D artı B artı 2B 63. Şu ifade zaten 45'ti. 45'i diğer tarafa atarsak 18 olur. 2B 18 ise B buradan 9
Olacaktır. Rengi değiştirelim, karışmasın. Üçüncüye bakalım. Üçüncü için de şöyle diyelim. A artı B artı C artı 2C eşittir 69. A artı B artı C artı şurada D de var. Bunun toplamı zaten 45 bulundu. 45 artı 2C 69. Buradan o zaman 2C eşittir 24 olur. C'miz de 12 çıktı. D'yi 3, B'yi 9, C'yi 12 bulduk. Şurada yerlerini yazarsak B'miz 9, C'miz 12, D'miz 3 ve A. Bunların toplamı 45 olacaktır. 15, 9 daha 24 yapar. Demek ki A'ya 21 kaldı. Bizden istenen en büyüğü A'yı 21 bulduk. Demek ki cevabımız C olacaktır. Şimdi başka bir sorumuza bakalım. A0, A1, A2 noktaları bir doğru üzerinde bulunmaktadır. A0, A1 yani A0 ile A1 arasındaki uzaklık 1'miş ve her negatif olmayan en sayısı için diyor ki AN artı 1, AN artı 2 doğru parçasının orta noktası AN ise A0, A11 doğru parçasının uzunluğu kaçtır diye sorulmuş. Yani şunu söylemek istiyor. Mesela N'ye ben 0 verirsem burada A0, A1 orta noktası pardon A1, A2 olacaktır. Yanlış değer verdik. N'e 0 verince 0 artı 1'den 1 oluyor. Burası da 2. A1 ile A2'nin orta noktası AN. N'ye 0 verdiğimiz için orta noktası A0 olacaktır. Başka bir değer verelim. N eşittir 1 dersek. Burada da A2 ile A3'ün orta noktası A1'miş. Tamam. Şimdi bunu şekle aktaralım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Öncelikle şöyle diyelim. A0 ve A1'in uzaklığının 1 olduğunu biliyoruz. O zaman şöyle bir şuraya bir A0 yerleştirelim. Şurada da bir A1 olsun. Böyle çizmemizin sebebi şudur. A1 ile A2'nin orta noktası A0 olduğuna göre demek ki şurada bir A2 var ve şunlar birbirine eşit uzaklıkta. Ve bu 1 ise bu da 1'dir. Daha sonra diyor ki A1 için n yerine 1 yazarsak A2 ile A3'ün orta noktası A1'miş. Demek ki A1 ile A2 arasındaki mesafe 2. Buradan da 2 mesafe uzaklıkta bir A3 değeri vardır. Şurası da 2'dir. Bunu şu şekilde düşünelim. Sürekli orta nokta 1 eksi oluyor. O zaman A3 ile A4 arasında orta noktamız A2'dir. Yani şöyle diyebilirim. N eşittir 2 için A3 ile A4'ün orta noktası A2'dir. Yani A3 ile A2 arasındaki uzaklık şurası 4 birim. Şurada da bir A4 olacak. Bu da 4 birim olacaktır. Şimdi A4 ile A5'in orta noktası burada da A3 olacaktır. O zaman şurada da bir A5 olur. Şu uzunluk şu uzunluğa eşit diyebilirim. Yani burada A3 ile A5 arasına 8 diyebilirim. Şimdi buradan artık daha fazla yazmamıza gerek var mı? A4. A6 için mesela yeni uzaklığımız artık A4 olacaktır. Yani 16 birim uzaklıkta olacaktır. O zaman şurada bir A6 değeri alırsak A6 ile A5 arasındaki uzaklık orta noktası A4'tür. Yani A5 ile A4 arası 16 birim olduğuna göre şu mesafe de 16'dır. Sonra A6 ile A7 arasındaki orta noktada A5 olduğuna göre burada o zaman A5 ile A7 arasını 16 artı 16'dan 32 alabilirim. Şimdi burada yakaladığım şey şudur. Bize sorulan A0 ile A11 arası. Yani bu tarafa bakın. Teklerin hepsi bu tarafta, çiftlerin hepsi bu tarafta olmuş. Bize sorulan A1'in bu tarafta olup ne kadar birim uzaklıkta olacağını. Şimdi sayılara dikkat edersek. A0 ile A1 arası 1. A1 ile A3 arası 2. A3 ile A5 arası 8. A5 ile A7 arası 32. Bu şekilde verilmiş. O zaman ben bu sayıları şöyle düşünebilirim. Bu 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 3, bu da 2 üzeri 5. O zaman şöyle düşünelim. Buradan sonra gelecek sayı şöyle diyelim. A6 ile
Yok, A7 ile A9 yazacağız. Bunları farklı renkle yazalım. A9 ile A7 arası burada artık 2 üzeri beşken 2 artacağına göre 2 üzeri 7 olacaktır. A9 ile A11 zaten buna ulaşacağız. Bizden istenen şunların hepsinin toplamıdır. Bu da 2 üzeri 9 olacaktır. Şimdi bu sayılarda yazacak olursak 2 üzeri 9 512. 2 üzeri 7 128. Bu zaten 32 idi. Bu 8. Bu 2. Bu da 1. Bizden istenen bunların hepsinin toplamı. Yani aralarındaki mesafe. Ve bunların hepsini toplarsak 512, 640, 672, 83, 683'tür. Yani Edirne diyebiliriz. Burada şekili alanımız dar olduğu için şu şekilde çizmek zorunda kaldık. A4 ile A6 arasının uzaklığı 16 birim. Yani A5 ile A4 arası A4 ile A6 arasına eşittir. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bir başka sorumuz. Merkezleri aynı olup iç içe çizilmiş yarıçapları 1 ve 9 olan iki çemberden bir halka oluşturuluyor. Bu halkanın iç kısmına N tane çember birbiriyle örtüşmeden ve halkanın iki çembere de teğet olacak şekilde çiziliyor. N'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Şu çemberi biz çizelim daha büyük bir şekilde. Bu büyük çemberimiz. Bu da küçük çemberimiz olsun. Şimdi şurası bir birim. Geri alalım. Küçük çemberin yarı çapına bir birim demiş. Şurası bir. Büyük çemberin yarı çapı da 9 olduğuna göre şuraya da 8 kalıyor. Şimdi diyelim ki biz burada 8 birim kaldığına göre ikisine de değecek şekilde bir çember çizmemiz gerekiyor. O zaman şu şekilde bir çember çizecek olursa. Bunun yarıçapı 4 birim olacaktır. Şimdi bunların yan yana gelerek en fazla kaç tane sığacağını soruyor. O zaman bunun yanına bir tane daha çember çizelim hemen dibine. Bunu da şöyle değecek şekilde 3'üne değiyor bu sefer. Hem en dıştaki hem içteki hem de yanındakine değmiş oluyor. Şuradan da bir çizgi çekecek olursak şunun da yarıçapı 4 birim olan bir çember gelecektir. Şurası da 1 zaten. Şimdi burada yapmamız gereken şudur arkadaşlar. Şu ikisini tam ortasından geçen bir çizgi çekiyorum. Bir teğet aldım. Şimdi şuradan teğete bir çizgi çekersek burası dik olacaktır. Aynı şekilde şu şekilde devam ettirirsek burası da dik olacaktır. Şimdi zaten şu uzunluğun bakın 4 olduğunu biliyorum. Şu da 4. O zaman burada 4, şurası 5. Demek ki buraya 3 kalacaktır. Yani 3, 4, 5 üçgeni elde ettik. 2 tane 3, 4, 5 üçgeni. 2 çember arasında 2 tane 3, 4, 5 üçgeni varmış. O zaman bu 3, 4, 5 üçgeni yapacak olursam şöyle diyelim. A, B, C. Şurası 5, şurası 3, şurası 4. 3, 4, 5 üçgenin özelliğinde arkadaşlar 4'ün karşısındaki açı 53 derecedir. 3'ün karşısı ise 37 derecedir. O zaman şurası 4, 4'ün karşısı olduğuna göre şurada 53 olmalıdır. Şurada 53 olmalıdır. Yani iki çember arası 53 artı 53'ten 106 derecedir. Bizim zaten tüm çemberimiz 360'tır. O zaman burada kaç tane olacağını tahmin edersek, şimdi 4 tane alırsak, 4 tane alırsak 424 derece olur. Ama bir çember 360 derece. Demek ki 4'ten az olmalı. 3 tane alırsak o da 318 olacaktır. Demek ki 4 olmuyor. 3 tane çember sığar diyebiliriz. Yani cevabımız Ceyhan olmalıdır. Şimdi bir başka sorumuz. Şekilde görülen 18 genin her köşesine bir sayı yazılacaktır. Yazılacak sayı iki komşu çok köşegenin sayılar toplamına eşit olacaktır. Bu sayıların ikisi verilmiş. A'ya kaç gelir diye sormuş. Şimdi her iki tanenin toplamı ortadakine eşit. Yani şöyle diyebilirim. Şuna x dersek mesela buraya ortadaki ikisinin toplamı olacak. Yani buraya ben x artı 18 diyebilirim. Ve aynı şekilde şuraya da x artı 20 diyebiliriz. Şimdi bu şekilde yukarı kadar gitmemiz gerekiyor ve a'yı bu şekilde bulacağız. Şimdi o zaman şuraya gelecek sayı
Bakın ne ile x artı 20'yi toplarsak 20 olur diye düşünüyorum. O zaman buraya da gelecek olan sayı eksi x'tir. Eksi x ile x artı 20'yi toplarsak eksi x, x'i götürecek ve 20 kalacaktır. Şimdi diğer taraftan bir tane yapalım. Burada da aynı şekilde şununla şunun toplamı 18 olacaktır. X artı 18 ile neyi toplarsak 18 kalır diyorum. Ve şuraya yine eksi x'i yazdım. Şimdi devam ediyorum. Rengi değiştirelim. Burada da şimdi şununla şunu toplayacağız ve toplama eksi 18 olacaktır. O zaman burada da şöyle yazabilirim. Buraya da eksi x'in kalmasını istiyorsam burada da eksi x eksi 18 yazabilirim. Şimdi diğer tarafa bakalım bir de. Şuyla şunun toplamı eksi x olacaktır. O zaman burada 20'nin de gitmesi gerekiyor ve eksi x kalması için buraya da eksi x eksi 20 gelecektir. Devam edelim. Rengi değiştirelim. Şu rengi alalım. Şimdi bu sefer de şu ve şunun toplamı eksi x eksi 18 olacaktır. Demek ki buraya da eksi 18 kalmış oldu. Burada da aynı şekilde şu ikisinin toplamı eksi x eksi 20 olacağına göre eksi x var. Demek ki bize eksi 20 lazım. Bu şekilde yazmış oldu. Şimdi devam ettirelim. Son 3 basamağımız kaldı. Şimdi bununla bunun toplamı eksi 20 olacak. Eksi x'in gitmesini istiyoruz. O zaman buraya sadece x yazabilirim. Aynı şekilde diğer tarafta şu ve şunun toplamı eksi 18 olacak. Eksi x'in gitmesini istiyorum. Demek ki buraya x yazabilirim. X eksi x gider ve eksi 18 kalır sadece. Şimdi artık devamını getirelim. Bu ikisinin toplamından x'i getirmem gerekiyor. O zaman buraya da 20 artı x diyebilirim. 20 artı x ile eksi 20'nin toplamı 20'lere götürür ve sadece x kalır. Aynı şekilde şu ikisine bakacak olursam eksi 18'e neyi toplarsam x gelecektir. Bu da 18 artı x olacaktır. Şimdi son olarak şuradayız. Şu ikisinin toplamı 20 artı x'i vereceğine göre şuraya 20 gelmesi gerekiyor. Ve bu ikisine baktığımız zaman x ile 18 artı x. X'e neyi toplarsak 18 artı x olur. Burası da 18 olacaktır. Ve a için de 20 ile 18'in toplamı burayı verecektir. Bu da 38 olur. Yani cevabımız Denizli. Bir başka sorumuz. Dilek kareli bir kağıt üzerinde 12 tane kareyi kullanarak bir dikdörtgen çiziyor. Bazı kareleri siyaha boyayan Dilek boş kareleri de bu kareyle ortak kenarı olan siyah karelerin sayısını yazıyor. Şekilde bir örnek görülüyor. Dilek benzer bir şekilde 2018 tane kare kullanarak bu bir dikdörtgen çizerek boş kareleri yazacağı sayıların toplamının maksimum olmasını istiyor. Şimdi öncelikle şekli anlayalım. Bakın şurada 1 yazmış. Demek ki buna bağlı olan bir kenar boyalı olacak ve boyanmış zaten. Aynı şekilde burada da 1 yazıyor. 1 kenar boyalı olacak. Burada 2 yazıyor. 2 kenara boyanacak. Bakın gördüğümüz gibi şu 2 kenar boyanmış. Şurada da 2 aynı şekilde. 3'e baktığımız zaman 3 kenara boyanmış. Bakın 1, 2 ve 3 kenar. 0 demiş hiçbir kenara boyanmamış. 1 demiş yanındaki bir kenar. 1 demiş ve yanındaki bir kenar boyanmış. Şimdi bu şekilde yapılmış 12 tane kareyle bir şekil çizilmiş. Buradaki sayıları toplarsak 1 artı 0 artı 1 artı 3 artı 2 artı 1 artı 2 artı 1. Şimdi bu sayıları toplarsak 2, 5, 7, 8, 10, 11. Rakamlar toplamı 11 oluyor. Bizden istenen burada illa 3'e 4 yapmamız gerektiği değildi. En fazla vereni bulmamız gerekiyor. O zaman biz bu 12 kareyi kullanarak bunu ben 2 çarpı 6 şeklinde bir dikdörtgen çizerek kullanırsam. Şöyle yapalım. 2'ye 6. Sonuçta 12 tane olacak. Şöyle tam ortadan 2'ye bölelim. 3, 4, 5 ve 6. Şurada bitirdik. Şimdi burada maksimum sayıların toplamını bulabilmek için şöyle yazabiliriz. Mesela ben şuraya 2 yazarsam. Bakın şurada 2 tane kenar boyanacak. Buraya da 3 yazarım. Bakın 3 kenar boyanmış oldu. 3 kenarı boyalı. Buraya da 3. Buraya da 3. Bunların hepsini 3 yazarım ve sona gelince de buraya da 2 yazabilirim. Bakın gördüğümüz gibi 3 kenarı ve 2 kenarları boyanmış oldu. Bu sayıların toplamı 3 tane 4 var. 12, 2 tane 2 var. O da 4'tür ve toplam 16.
Demek ki 12 kareyle yazılabilecek en büyük 16'dır. Peki bunu 1'e 12 alamaz mıydım? Olabilirdim. Şimdi 1'e 12 şeklinde alacak olursa, bire 12 şeklinde de alabilirdik. O zaman şöyle yazmam gerekiyor. Sonuçta şuraya 1 yazardım. Ya da öncelikle 1 yazıp bırak. 1 yazdığımız zaman evet bu şekilde yazdık. Şimdi burada 1 yazdığı için buranın boş olması gerekiyor. Yani şuraya 0 yazmam gerekiyor. O zaman buraya bir daha 1 yazacağım. Ya da şuraya 2 yazabilirim artık. Ama o zaman buraya 0, buraya bir şey yazmamam gerekirdi. Yani bu şekilde olmuyor. Şuraya 1 yazdık, şunu boyadık. Buraya da 2 yazabilirim artık. Şu taraf boyandı 2. Bu taraf boyandı 2. Burası boyandı ve şuraya 1 yazdım. Bunları toplarsak 3 kere 2, 6, 7, 8 ve 9 olacak. Yani ilk şeklimizden bile daha az oldu. Demek ki maksimum veren 2'ye 6 şeklindeymiş. O zaman biz bunu 2018 tane kare şeklinde kullanacak olursak. 2018 tane kare. Bunu da 2 çarpı 1009 şeklinde çizelim. Şimdi hepsini çizmeyeceğiz. Rastgele. Şu şekilde ve sonunda da 2-3 tane çizerek kaç tane çıktığını görelim. Şimdi öncelikle şöyle yine 2 ile başlayalım. Bakın şu iki taraf boyandı. Demek ki buradan sonrakilerin hepsi 3 olacak. Bu şekilde şimdi nereye kadar? 2018, bu da 1009 olduğuna göre burada tek arkadaşlar tekle bitmiş. O zaman burada 2 ile biteceğini söyleyebilirim. Çift olsaydı eğer 3 ile biterdi. Şöyle düşünelim. 1, 2, 2000, 1009'u 2'ye bölersek 1 kalacak. Yani birinci de kalmış oldu. O zaman 2 ile biteceğini söyleyebilirim. Yani şöyle. Buralar artık 3. Bu şekilde devam eden bir şekil oldu. Şimdi o zaman 2 tane 2 var. 2 tane 2. Ve burada kaç tane 3 olduğunu yazacak olursak 1009 tane kare, 1009 tane çizmiştik kare. O zaman 2 tane eksildi 2'lerden dolayı. Burada 1007 tane kaldı. Her birinde bir tane 3 olduğuna göre arkadaşlar burada da 1007 tane 3 var. O zaman 2 çarpı 2'den 4. Burada da 1007 çarpı 3. Bu da 3021 yapar. Ve bunları toplarsak 3025 tane kare olur en fazla. Yani cevabımız Denizli diyebiliriz. Şimdi bir başka sorumuza bakalım. Şekilde görülen 3x3x3 boyutlarına bir küpten 7 adet küçük küp çıkarılıyor. Her bir yüzeyin ortasındaki küçük küple küpün merkezindeki küçük küp çıkarılmıştır. Şimdi bunu biraz hayal etmek gerekiyor. Küpün 6 tane yüzü var ve her yüzden ortasından bir küp çıkarıyoruz ve ortadaki küpü de çıkarıyoruz. Ve bizden istenen nedir? Bu küp merkezinden geçen ve 4 büyük köşegenden birine dik olan bir düzlem lekesinde görülen şeklin enine kesiti aşağıdakilerden hangisi olur diye sorulmuş. Şimdi bir küp çizelim öncelikle şöyle. Şu şekilde bir küpümüz var. Ve her yüzünden ve ortasından bir tane küp çıkarılıyor. Ama öncelikle ben burada köşegeni göstermek istiyorum. Köşegen birbirine en uzak olan iki tane noktanın birleştirilmesidir. Yani şu. Ve bizden istenen bunun tam orta noktasından geçecek şekilde ve buna dik gelecek şekilde şu şekilde bunun kesilmesini istiyoruz. Şimdi bunu kestiğimiz zaman şu şekilde bir şeklin oluşması beklenir. Bakın içini böyle gösterecek olursak. Bakın şurada bir kesit var. Şurada da bir kesit var. Yanlarda şöyle, şurada da en altta bir kare olacak şekilde, şu şekilde bir yıldızın oluşması beklenir. Yani ben bunu kestiğimiz zaman zaten şöyle bir, öncelikle zaten cevapların hepsi altıgen, öncelikle nasıl altıgen olduğunu görelim. Şimdi köşegene dik şekilde şöyle kestiğimiz zaman arkadaşlar, bakın. Altıgeni oluşturan kenarları çizelim öncelikle. Bakın şu, şu, şu ve şu. Tam bir altıgen oluşacaktır şu şekilde. Altıgenimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Ve şuradan da kestiğim için
Şöyle. Önce böyle gelecek, sonra şöyle, sonra şöyle. Tam bir altıgen oluşacaktır. Altıgen olduğunu bulduk. Şimdi kestiğimiz zaman her bir kenarda bir boşluk kalacağı için ortası kesilmiş. Şöyle kesitler elde ederiz. Ve buradan da en alttaki de boş şu şekilde ortası boş olan bir yıldız. Altı köşeli bir yıldız elde etmiş oluruz. Bunu biraz hayal etmek gerekiyor. Bu şekilde düşünüyoruz. Diğer bir sorumuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesindeki her bir sayı 2 çarpı 3 boyutlarındaki bir tablonun kutucuklarına her sayı bir kutucu olmak şartıyla yazılıyor. Her satır ve sütundaki sayıların toplamı 3 ile bölünebilmesi istendiğine göre kaç değişik şekilde yerleştirme yapılabilir? Şimdi kullanacağım sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepsinin 3 ile bölünmesini istiyoruz. Hem satır hem de sütun. Yani şu şekilde. 6 tane var. Şöyle bölelim. Şimdi buradan topladığımızda 3'ün katı olmasını istiyor. Şuradan topladık 3'ün katı, buradan topladık 3'ün katı, 3'ün katı ve 3'ün katı. Şimdi bizim sayıların toplamının 3'ün katı olmasını istiyorsak eğer şu şekilde düşünmemiz gerekiyor. 3 ile bölünmesi için öncelikle 1, 2, 3, 4, 5, 6'da 3'ün katı olanları yazalım. 3'ün katı ne var? 3 ve 6. 3'ün katının bir fazlası olanlar 1 ve 4. Ve 3'ün katının 2 fazlası olanlar da 2 ve 5'tir. Burada 3 tane farklı sayımız var. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şudur. 3'ün katının bir fazlasıyla 3'ün katının 2 fazlasını topladığımız zaman zaten 3'ün katı olacaktır. Zaten 3K, 3K toplamı yine 3'ün katı olur. 1 ile 2'nin toplamı da 3'ün katı olur. Sayılardan bakalım. 2, 1 daha 3, 4, 5 daha 9. O zaman burada yerleştirmenin şu şekilde olması gerekiyor. Şimdi öncelikle toplamların hepsinin 3'ün katı olacağına göre bu kalanları da dikkate almamız gerekiyor ve şöyle yazabilirim. Mesela bu 3'ün katı olacak. Bu da 3'ün katı olacak. Ben eğer buraya 3'ün katının bir fazlası yazarsam aşağı doğru toplamların 3'ün katı olması için demek ki buraya 3'ün katının 2 fazlası olan sayıyı yazmam gerekiyor. Ve yandan bakacak olursak sola doğru yine toplamların 3'ün katı olması için 3'ün katı, 3'ün katı ve 1 var. Demek ki burada kalanın 2 olması gerekiyor ki yana doğru toplamların 3'ün katı olması gerekiyor. Ve buraya da ne kaldı zaten? 3'ün katının bir fazlası olması gerekiyor. Şimdi burada şöyle düşünebiliriz. Kombinasyona girmeden şöyle diyebilirim. 3'ün katı olan 2 tane sayı var. 3 ve 6. Bu ikisi yer değiştirerek 2 farklı durum oluşturur. O zaman şuradan 2 durum gelir. Aynı şekilde buraya da 3'ün katının bir fazlası ve 3'ün katının 2 fazlası olacak şekilde. Burada da 2 farklı durum var. Yani birine 1, birine 5 dersek mesela şöyle 1'e 5 diyebiliriz. İkisinin yer değiştirmesi yine 2 farklı durumdur. Burada çarpma koyuyoruz oraya çünkü işimiz daha bitmedi. Son iş bitene kadar hep çarpma yaparız. Eğer iş biterse toplama yaparız. Diğer şekilde de yine aynı şekilde buraya da mesela 3'ün katının 2 fazlası, buraya da 2 diyelim mesela, buraya da 4 diyebiliriz. Bu ikisi de kendi arasında yer değiştirip iki farklı seçenek oluşturur. Buradan 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8 farklı seçenek var. Ve bunların da kendi aralarında yer değiştirmesi. Bunu da şu şekilde yapalım. Mesela ABC sayısı. Üçünü kendi arasında yer değiştirerek nasıl yazabiliriz? İşte ABC yazmışız zaten. ACB diyelim. B'yi başa alabilirim. BAC olur. BCA olur. C'yi başa alırım. CAB ve CBA. Gördüğümüz gibi 3 basamaklı bir sayıyı yani 3 tane yan yana sayıyı 6 farklı şekilde yazabilirmişiz yer değiştirmeleri. Yazılır. Ne diyelim buraya? Kendi aralarında yer değiştirmesi. Kendi aralarında yer değişmesi. O zaman buraya da kendi aralarında yer değiştirmesini 6 ile göstermem gerekiyor. 3 tane sayı olduğuna göre 1, 2, 3. sayı. Bunları yer değişimi 6 farklı şekilde olacaktır. Ve bu sonucu bize kaç değişik şekilde yerleştirme yapacağımızı söyleyecek. 6 kere 2 12, 12 kere 2 24, 24 kere 2 48. Demek ki 48 farklı yerleştirme yapılabilir diyebiliriz. Şimdi diğer bir sorumuz. Eser küçük eş küpleri birbirine yapıştırarak büyük bir küp elde ediyor ve bu küpün bazı yüzeylerini boyuyor. Kız kardeşi Nuray küpü düşürerek kırıyor. Kırılan küp kendisini oluşturan küçük eş küplerine ayrılıyor. Küçük eş küplerden 45 tanesinin hiçbir yüzü boyalı olmadığına göre eser yaptığı büyük küpün kaç yüzünü
boyamıştır. Şimdi yine burada 3 boyutlu bir şeklimiz var. Biraz düşünmemiz ve görsele dönüştürmemiz gerekiyor. Öncelikle burada şunu yazalım. 45 küp boyanmamış. Küçük küplerden 45 tanesi boyanmamış. Boyanmamış. Şimdi burada ilk önce küpün kaç kenarlı olabileceğine bakmamız gerekiyor. Öncelikle diyelim ki mesela 3 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde bir küp olsun. Burada arkadaşlar 27 tane küp oluşur. Tabi burada birim küp olarak kabul ediyorum. Yani 3 birim. 3 tane birer birimlik küpün meydana getirmesi. 27 küp oluşur. Zaten 25 küp boyanmamıştı. 27 zaten tüm küp olmuş olur. O zaman bu olmaz. 4 çarpı 4 çarpı 4 alalım. Burada da 4'ün küpünden 64 küp oluşur. 64 küpten 45'inin boyanmamış olduğunu düşünürsek burada 64 eksi 16'dan 48. Yani burada şöyle düşünelim. Eğer 4'e 4 şekilde bir küp varsa bakın şurada şöyle 4 çarpı 4'ten 16 küp var. Bir tane yüzünü boyarsak 64 eksi 16'dan 48 kalır. Bizde zaten 45 tane boyanmamış. Bir taraftan böyle 3 tane küp boyayayım diyemem, sadece şunları boyayayım diye düşünemem. Yüzeylerin tamamının boyanması gerekiyor eğer boyanacaksa. Demek ki 4 çarpı 4 çarpı 4 de olmadı. O zaman 5 çarpı 5 çarpı 5 şeklinde bir küp alalım. Bu birebirlik tabi. Bunun da 5 çarpı 5 çarpı 5'ten 125 küp oluşur. Burada da şöyle düşünelim artık. Burada olabilir. 5 çarpı 5'ten devam edelim. Bunun küpü çizelim öncelikle. Şimdi önce bir çizelim. Şu şekilde 5'e 5 bir küp çizmiş olduk. Şimdi diyelim ki bir yüzey boyayalım. Bakın şu yüzey komple boyadı. Şimdi bu yüzeyi boyadığımız zaman bakın şuradan artık kesmem gerekiyor. Neden? Çünkü bu küpler boyandı. Yani şöyle gösterelim. Buradan itibaren şunların artık 25 tanesi, burada 25 tane küp var. 25 tanesi boyandı. Bu yüzden 25 boyandı. Bir de karşı yüzünü boyalım. Bunun tam karşısında olacak şekilde. Şöyle bir yüz. Bu tarafı da boyayalım. 25 küp boyandı. Yani şunu artık hesaba almamam gerekiyor. Çünkü bunların bir yüzü boyanmış bile olsa artık boyandığı için bir daha saymama gerek kalmayacak. Şimdi karşılıklı iki yüzü boyamış olduk. Diyelim ki burada o zaman 25 artı 25'ten 50 küp boyandı. Şimdi zaten 125 tane küpüm vardı. 45 tane boyanmamış kalacağına göre burada şöyle düşünmem lazım. 125 eksi 45'ten 80 küp boyanmalı. 50 küp boyandı. Geriye 30 tane küp boyamamız gerekiyor. Bu şekilde bulabiliyorsak eğer 5'e 5 geçerli olacaktır. Şimdi diyelim ki şuradaki yüzü boyamak istiyorum ben. Şu yüzü boyarsam eğer. Şimdi diğerini de boyuyorum aslında ama zaten onlar boyanmıştı. Tekrar saymama gerek yok. O zaman bunu da buradan kesmem gerekir. Çünkü artık buradan itibaren olanlar boyanmıştır. Burada 3 birim, burada 5 birim. Ve 3 çarpı 5'ten 15 küp daha boyandı. 30'a ulaşmak için demek ki bunun tam karşısında buradan da 15 küp boyamam gerekiyor. Yani şunun gibi.
şu şeklin aynısı olacak şekilde karşısı tam karşısında boyarsam buradan 2 çarpı 15'ten 30 küp daha boyandı. Ve bu şekilde 80 küpü boyalı olarak bulmuş oldum. 50 artı 30'dan 80 küp boyandı. Ve burada boyadığım kaç tane yüz oldu? Burayı boyadık. Tam karşısını boyadık. Bu yüzü boyadık ve diğer yüzü boyadık. O zaman 4 yüzü boyalı olmuş olduk. Demek ki 45 tanesinin hiçbir yüzü boyalı olmaması için 4 tane yüzü boyamam gerekiyormuş. Son sorumuz. 5 puanlık son sorumuz ve bu sınavın da son sorusu olmuş oluyor. Şimdi ben bu şekli biraz büyütmek istiyorum. Öncelikle şöyle biraz büyütelim. Şimdi ne demiş? Çapı AD. AD'miz çap. Şuraya D diyelim. Şuraya A diyelim. Şurada AC ve AB kirişleri var. Kiriş çemberin herhangi bir noktasından diğer noktasına çizilen çizgidir. AB kiriş. Ve AC de kiriş. Buraya da C yazdık. B'den C'ye bir çizgi çekilmiş. Ve bu dik kesiyormuş. Buraya da E demiş. Ve başka ne demiş? BAC açısı 60. Bak şu açının tamamı 60 derece. 60. Tamam. Şimdi burada çemberin bazı özellikleri var. Öncelikle onu hatırlatalım. Şu bizim çapımız olduğuna göre. Çapı gören merkez açı 90 derecedir arkadaşlar. Yani şöyle diyebilirim. Eğer ben şu AB çizilmiş zaten. Ben BD'yi birleştirirsem şu açı çapı gördüğü için 90'dır. Yani şöyle düşünebilirim. Şu açı çember tamamı 360 olduğuna göre yarısı 180'dir. Ve burada çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. Gördüğü yay yani ABD'nin gördüğü yay 180 olduğuna göre yarısı 90 olmak zorundadır. Yani buraya 90 gelmiş oldu. Aynı şekilde ben aşağıda da aynısını yapacak olursam. Burada da mesela AC var. Ve bunu da çapı görecek şekilde şöyle birleştirecek olursam. Bakın bu da çapı görüyor. Yani şuradaki yay 180 derece. Çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. Yani burasında 90 olması gerekiyor. Tamamdır. Şimdi buradan yola çıkarak şöyle bir akıl yürütme yapmam gerekiyor. Öncelikle bakın şu ikisi birbirine dik. Demek ki bunlar birbirine paralel. O zaman ben burada bir dikdörtgen oluşturabilirim. Yani şuradan dik olacak şekilde bir şurasını zaten soruda 3 vermiş. AB zaten 24 demiş. Ne istiyor bizden? BD. Şuranın uzunluğunu istiyor. Şurada bir dikdörtgen oluşturursam şu da 3 olmuş olacak. Şimdi bu açı zaten 60 verilmiş. Demek ki buraya 30 kalıyor. Burası zaten 90 derece. Biz ABD açısına 90 demiştik. Demek ki bir kısmı 30'sa geriye kalan kısmına 60 dememiz gerekiyor. Yani şurası 60 derece. Bu bir dik üçgen. Sonuçta şurası 3. O zaman şu üçgeni büyütecek olursam. Şöyle. Buraya H diyelim. D. H. B. Şimdi şu açı 60. 60'ın karşısı 3'müş. Şimdi burası da 30. 30-63. 30-60-90 üçgeninde. Şöyle diyelim. 30'un karşısı x ise eğer 90'ın karşısı 2x'ti. Ve bu üçgende ben Pisagor yaparsam benden istenen BD'ydi. Bu üçgende Pisagor neydi? 90'ın karşısının karesi 2x'in karesi eşittir. Diğer kenarların kareleri toplamıydı. Yani 4x kare eşittir x kare artı 9'dan. X kareyi diğer tarafa atarsak 3x kare eşittir 9. Her tarafı 3'e bölersek x kare eşittir 3 olur. Ve x buradan kök 3 olmuş olur. Bizden istenen BD. BD uzunluğu zaten 2x'ti. O da 2 kök 3 olmuş olur. Yani cevabımız Denizli diyebiliriz. Bu şekilde de bu dersimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.